İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ermeni Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun sınırdaki Tovuz bölgesi yönünde aldığı cezai tedbirler sonucunda Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nden 10 asker daha yaralandığını, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin yaralı asker sayısı 20'ye ulaştığını, bunlardan birinin durumu çok ciddi olduğunu belirtti. Daha önce Ermeni Savunma Bakanlığı 4 asker öldürüldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Daşnak Sutyun Gençlik Birliği'nin eylemcileri Kiev'in Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum hakkındaki ifadesini protesto etmek üzere Erivan'daki Ermenistan'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nin binasına saldırdı. Ermeni milliyetçileri Azerbaycan tarafının büyük parasının Ukrayna'nın mevcut duruma karşı tutumunun arkasında olduğunu, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı şiddetini desteklediğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri kötüleştireceğini söyledi. Miting sırasında Büyükelçiliğe saldıran grubun sözcüsü, "Pişirdiğiniz borcu iade etmeye geldik," dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı 15 Temmuz'da Ermeni Dışişleri Bakanlığı'nın suçlayıcı ifadesine yanıt verdi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan faaliyetlerini gizlemek için Türkiye'ye karşı bir karalama kampanyası yürüttüğü belirtildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan topraklarında yasa dışı işgali sürdüren Ermenistan'ın bu ikiyüzlü davranışı, Güney Kafkasya'da kalıcı barışı ve istikrarın kurulmasının önündeki engelin kim olduğunu açıkça kanıtlıyor. Bağlam dışı suçlamalar ve iftiralarla dış politika uygulamak, bölgeye ve veya Ermenistan'a fayda sağlamayacaktır. Bu yaklaşım basitçe tartışma yaratarak ve uluslararası hukuka karşı saldırganlığını meşrulaştırarak kimliği tek taraflı bir tarih kavramından şekillendiren bir zihniyetin tezahürüdür. Ermeni yetkililerin Güney Kafkasya'da aklına gelmeleri ve bir sorun değil çözümün bir parçası olduklarını en kısa sürede öğrenmeleri önemlidir, dedi. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.